Merhabalar Özgür, hoş geldin bir adaya. Hoş bulduk. Özgür benim Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşım. O zamandan beri bir tanışıklığımız var. Son 4 yıldır da Fan Office sayesinde iş arkadaşım. Kendisi spor psikoloğu. Zaten anlatacak biraz da neler yaptığından. Ama birlikte çalışmaktan keyif aldığım, gerçekten alanında önemli başarılara imza atmış olduğunu düşündüğüm bir arkadaşım olduğu için sizlerle tanıştırmak istedim özellikle. Özgür biraz sen kendinden bahseder misin? Neler yaptın, neler yapıyorsun? Tabii. Ben ya başlarken genelde kendi böyle kısa biyografimi anlatırken diyorum ki İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Burada başladı macera. Sonra işte başka şehirlere gittim. Trabzon'da yaşadım. İşte Ankara'da bir askerlik benzer macera var. Kısa kısa başka şehirler var. Bir 2 senelik bir Londra macerası var. Döndük dolaştık. Sonra işte Türkiye, İngiltere, başka şehirler derken kendimi yine İstanbul'da buldum. Yaklaşık bir 3-4 senedir herhalde. Aslında Fan Office'le de denk Evet. geliyor tarihler. Ben Sen İstanbul'a geri Trabzon'dan geldim. dönmüştün galiba, Evet, o dönemde. Trabzon'dan dönmüştüm. Fan Office'e o zaman başladık. Şimdi ben buraya gelirken düşünüyorum kaç sene oldu diye. Bir 10 seneyi geçmiş tanışıklığımızla Evet, beraber. evet. Boğaziçi'nde zaten beraber okuduk. Ben sonra yurt dışına İngiltere'ye spor psikolojisi yüksek lisansına gittim. Orada yüksek lisansı yaptım. İşte tezimizi yazdık. Belli klinisyenlerle de bu arada spor psikolojisine dair neler yapabiliriz, spor psikolojisiyle klinik psikoloji nerede eşleşiyor gibi şeyleri de birazcık entegre etmeye başladık. Zaten bugün bol bol bence tutamayıp kendim söyleyeceğim kelimelerden biri gestalt olacak. Onu klinikten spora uyarlama gibi. Sonra bir sene daha orada kaldım, orada çalıştım. Sonra geldim, işte İstanbul'a döndüm. Londra'dan sonra bir anda gözümü askerde buldum kısa bir boşluktan sonra. Değişik bir deneyim oldu. Sonra geri Tam bir geldik. Kültür şoku herhalde. Evet. Bir de neresi olacağını bilmiyoruz. Yani neresi çıkacak falan. Neyse Ankara çıktı. Biraz daha yumuşatılmış bir kültür şoku. Sonra geri İstanbul'a geldim. Sonra 3 günde kendimi Trabzon'da buldum. Trabzonspor'da çalışmaya başladım. Harika bir deneyim. Çok güzel bir deneyim oldu. Ama yine İstanbul'dan bu sefer Trabzon'a, Londra'dan İstanbul'a, Ankara'ya, İstanbul'a, Trabzon'a derken. Bu şekilde devam ediyor. Bir yandan işte bireysel terapi eğitimleri aldım. Bireysel yetişkinlerle terapi şeyleri yapıyorum. Sporcularla çalışıyoruz. Spor kulüpleriyle çalışıyoruz. İş yerlerine bazen atölyeler oluyor. Zaten beraber yaptığımız atölyeler var. İş yerlerine danışmanlık var. Spor psikolojisinin ne olduğunu zaten konuşuruz ama performans odaklı birçok şey var. Bu terapi kısmıyla beraber işte klinik boyuta kaçmayacak şekilde problemler ya da işte özellikle yetişkinlerle çalışılırken belli travmalar, fobiler, son dönemde bağlanma konuları, bir tane kitaplardan birinde de çok var o, onu da konuşacağız. Öyle yerlerden ilerliyorum. Bir de üniversitede ders veriyorsun. Bir de üniversitede ders veriyorum, evet. Sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi onu söylemeyi atlamam. Evet, birkaç yerde böyle şimdi üniversitede ders veriyorum. Bir tane de yeni psikoloji merkezi açtık, onu da söylemeyi atlıyorum. Böyle parça parça olunca nereden toparlayacağız? Koşturmalı geçiyor genel olarak. Üniversitede psikoloji bölümünde spor psikolojisi dersi veriyorum. Çok da keyifli. Öğrencilerden çok güzel geri bildirimler geliyor. Öyle bir işimiz var. Yakın zamanda Şaşkın Bakkal'da bir tane psikoloji merkezi açtık. Onun kurucu ortaklarındanım. 3 ortağız. Çok güzel bir yer. Ben gittim gördüm. Teşekkür ederiz. Hayırlı evet. Olsun tekrar. Güzel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Yani böyle gelince açıkçası insanın bulunmak isteyeceği bir yer olsun. Kendini rahat hissedeceği. Evet, rahat rahat gelsin. Çünkü psikolojiye bir çekinme var. Yani insanlar gelirken ya ben hani psikolojiye dair bir şeye gideceğim ama niye gideceğim? Tabiri caizse bunu tırnak içinde söyleyeceğim. Böyle bazen kurbanlık koyun gibi hissedilen durumlar oluyor. Geldiklerine ha güzel bir yermiş desinler istedik. Ki şu ana kadar çok güzel tepkiler aldık. Bazen erken gelip gerçekten orada oturmaya gelen insanlar olduğunu gördük. Bunlar güzel şeyler bizim için. Süper. Öyle var mı atladığım başka bir şeyler? Bir şeyler daha yapıyor muyum? Neyse olursa konuşuruz arada. Peki şey de sorayım. Spor psikoloğu, şimdi spor psikolojisi çok yeni bir alan olduğu için ben senden biliyorum. Başka da kimseden bilmiyorum açıkçası. Mesela bana koçluk tarafında gelip de sana yönlendirdiğim bazı kişiler oluyor. Örneğin işte benim çocuğum şu sporu yapıyor dediklerinde ben sana yönlendiriyorum. Ama bunun dışında kimler spor psikolojisi alanında sana gelebilirler? Tabii ki diğer alanlarda da çalışıyorsun ama özellikle bu alanda kim gelsin? Şimdi ikiye ayıracağım. Profesyonel sporla ilgilenenler ya da profesyonel sporcu olanlar veya profesyonel bir şekilde spor sektörünün içinde olanlar, spor psikolojisinden doğrudan bahsediyorsak, asıl en verimli çalıştığımız nokta burası.
Ama profesyonel olmayıp performansını arttırmak isteyen de çok var. Ya da sporu hayatına dahil etmiş ve sporla beraber hayatında da bir değişiklikler yapmak isteyen ya da oradaki performans artışını hayatına uyarlamak isteyen. Ben profesyonel sporcu değilim ama sporu çok seviyorum ve burada zorluk yaşıyorum. Ya da bu performansı daha yukarıya taşımak istiyorum diyen bir grup da var. Öncelikle yani asıl uzmanlaştığımız nokta profesyonel spor ekipleri, profesyonel sporcular. Kimler gelsin? Herkes gelsin yani. Ama şu ayrımı özellikle yapacağım. Psikolojinin birçok branşından farklı olarak illa bir problem olması gerekmiyor. Yani bir problem olmadan da biz performansı daha yukarı nasıl taşırız? Bedenle zihnin çok kuvvetli bir ilişkisi var. Ve performansı daha iyi bir boyuta getirmek için işte sahada zorlandığı ya da farkında olmadan çok daha rahat yapabileceği şeyleri fark etmesini sağlayarak bilimsel çalışmalarla işte performansını arttırmaya çalışıyoruz. Birazcık şuna benzeteceğim. Bundan herhalde bir 20-30 yıl önce fizyoterapistlerin hatta masörlerin kulüplerde çok önemi yoktu. Hatta hiç yoklardı. Fizyoterapist kulübe gittiği zaman Türkiye için konuşuyorum. Ya tamam işte o kadar da önemli değil ama kasın iyi bakılmasının ve kasların daha uygun bir şekilde geliştirilmesinin performansa doğrudan etkilerini çok net görmeye başladılar. Bu da öyle yani beyni kabaca bir kas gibi görürsek orayı biz ne kadar geliştirirsek aslında performansımız o kadar hazır oluyor, o kadar iyi boyuta geliyor. O yüzden hani sporla ilgilenen özellikle profesyonel sporla ilgilenen herkes problem beklemeden gelebilir. Problem varsa zaten gelebilir. Çok güzel ama performans deyince tabii benim aklıma daha çok iş dünyası tarafında olduğu Tabii için ki. oradaki performans geliyor. Özellikle bu işte yıl sonunda, yıl başında performans dönemlerinde ve aslında sürekli 12 ay, 365 gün beklenen bir yüksek performans var insanlardan. Şirketlerin beklemesinden başkaca kişinin kendisinden beklediği performans oluyor. Kendini geliştirmek için olabiliyor, bir sınava hazırlanıyor, kişi yine bir performans gerekiyor ya da işte kariyerinde yükselmek istiyor ve bir performans gerekiyor. Ama performansla kaygı çok ilintili. Çok. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? O kaygıyı hangi seviyede tutarsak performansımıza daha olumlu yansıyacağını düşünüyorsun? Başından alayım. İş dünyası kesinlikle bu alandan yararlanabilecek bir dünya. Yani aslında dedim spor psikolojisi ilk başta spor olarak gidiyor ama işin içinde performans olan her şeyde çalışabiliyoruz. Ki bana kalırsa psikolojik destek alınacaksa bu konuyla ilgili doğru adres spor psikolojisi olabilir. Şimdi örgütsel, endüstriyel psikoloji alanı da çok güzel. Şirketler için oradan da gayet güzel kullanabiliriz. Oradan da devam edebiliriz. Ama performans geliştireceksek gerçekten aslında mekanizma çok benziyor. Yani sahadaki performansla başka yerdeki performans çok benziyor. O yüzden şirketler için, sahne sanatları için ya da işte bir şekilde bir insan önünde sunum yapacak bireyler için bu bireysel danışmanlık, bireysel hizmet de olabilir. Şirketsel bir eğitim de olabilir. Takım yaratma olabilir. Yani takım yaratma sadece sporla ilgili bir şey değil. İlkacıların çok sevdiği bir şey. Ekip ruhu yaratalım, takım yaratalım. Neler yapabiliriz? Arka planda neler yapabiliriz? Hatta biraz daha arkasına gideceğim. Doğrudan performans ekibine dokunmak değil, arkadaki ekipte yapılan değişiklikler performans ekibinde çok büyük olumlu yansımalar yaratabiliyor. Ya da olumsuz. Kesinlikle. Yani o biz olumluyu yaratmaya çalışıyoruz ama olumsuzu da fark ettirmek aslında görevlerimizden biri. Kaygı da bunun içinde çok temel bir kavram. Yani aslında kaygı her zaman hayatımızda var. Nerede var? Bence en temel olarak doğada var. Yani ben zaten sen de biliyorsun doğayı kullanmayı çok seviyorum. Hatta buna yönelik de kendimi geliştirmek adına da eğitimler aldım ve alıyorum. Bir geyik karşısında aslanı görünce korkar. Öncelikle bu korkudur, kaygı değildir. Bu ayrım bence çok çok değerli bir ayrım çünkü performans boyutunda da başka boyutlarda da bizim için çok belirleyici oluyor. Korktuğu zaman ya savaşacak ya kaçacak. Geyik o aslanla savaşmayacağını biliyor. İçgüdüsü olarak biliyor, kaçıyor. Hani üçüncü bir seçenek var. İlk ikiyi ayırdıktan sonra üçüncü geliyor. Kala kalacak. Kala kalırsa zaten orada yem oluyor. Burada bir korku geliyor. İçgüdüsel korku bir duygu. Bunun takibinde geyiğin hayatta kalması için belli düzeyde kaygısı olması gerekiyor. Nedir bu? Aynı bölgeden ya da benzer bölgeden geçerken beyinde belli genellemeler ya da belli şablonlarla beraber buradan aslan çıkabilir. Buradan aslan çıkarsa ben o anda panikle tepki göstermeyeyim, kaslarım buna hazır olsun.
Yani aslında kaçabileyim. Kaçmak için zaman kaybetmeyeyim çünkü oradaki saliseler ya da işte saniyeler hayati öneme sahip. Hayati öneme sahip. Aslında doğamızda var. O yüzden kaygı olduğu zaman hayatta kalma şansımız artıyor. İşin bence ilginç kısmı şu. Beynin birçok bölgesinde, yani beyinle ilgili yapılan araştırmalarda birçok bölgesinde, hani böyle yanan ışıklar diyeceğim, beyindeki yansımalar ya da beyindeki etkileri aslında bizim iş dünyasında ya da performans anında yaşadığımız kaygı ilkel düzeydekine, o geyiğin yaşadığı kaygıya çok benziyor. Kesinlikle. CEO gören çalışan, işte aslan gören geyik olabiliyor. Kesinlikle öyle. Yani aslında prensip şuraya gidiyor. Biz hayatta kalmak istiyoruz. Bunu mantıken işte rasyonalize ederek ya da hangi kelimeyi kullanırsak, ya şu sebepten böyle, bu sebepten böyle oluyor, ama beynin hissettiği en böyle ilkel dürtü ben hayatta kalmak zorundayım. Psikolojik bir hayatta kalma savaşı. O yüzden kaygı çok önemli. Kaygının performans için olması gerekiyor. Ama nereye kadar? Değil mi? Yani asıl bence konulardan biri bu. Çünkü bir yerden sonra zarar veriyor o kaygı. Ve aslında bizi kırmaya başlıyor. Buradan çok sevdiğim bir çalışma olan, 1908 yılında ortaya atılmış, bence hala geçerliliğini çok koruyan Jørstad'ın kanunu var. Şurada bir yerlere çıkartabiliyor muyuz ekranda? Şuraya çıkartırız. Şuraya bir yere çıkartırsak. Kaygı ile performansın bir optimal seviyesinden bahsediyor. Ters U olarak zaten bahsediyoruz genelde bundan. Kaygı sıfır olduğu zaman performans da sıfır. Kaygı artmaya başladığında, buna kaygı da deniyor, stres de deniyor, uyarılmışlık da deniyor. Kaygı artmaya başladığı zaman aslında biz harekete geçmeye başlıyoruz. Yani sıfır kaygıyla o geyiğin kasları hiçbir hareket yapmıyor. Performans için de aynı şey. Birazcık ben patronumdan çekinebilirim, patronum beni azarlar mı diye belli kaygılar duyabilirim. Ya da kendime yönelik, ya ben bunu başarabilirim, acaba başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım, motivasyonuma dair şeyler yaratabilirim. Bunun bir optimal seviyesi var. Kaygı artıyor, performans artıyor. Tabii ki içinde başka faktörler de var. Bir noktada buluşuyor. Hatta o buluştuğu tap noktasının yanına da iki çizgi çekiyoruz. Eğer kaygınız bu seviyedeyse güzel. Oradan kaygı yükselmeye başlayınca bu sefer performans da U'nun aşağı tarafı, aşağı düşmeye başlıyor. Ve normalde yapabileceğimiz birçok şeyi yapamamaya başlıyoruz. Spordan örnek vereceksek, işte kaygıyla, stresle, uyarılmışlıkla beraber seyirci baskısı oluyor. İşte başka rakip takım baskısı oluyor. Son dakikada ben işte penaltı atacağım. Son dakikada işte basketbolda son topu kullanacağım. Burada aslında sporcu yapabileceği becerinin içine kaygı veya ekstra bir stres yüklediği için performansı düşmeye başlıyor. Sürekli bu şekilde giderse ne oluyor? Aslında iş dünyasında çok karşılaştığımız bir şey. Tükenmişlik. Performansı bir sporcu veya bir çalışan, ki burada bence parantez, iş dünyasında Türkiye'de çok fazla gördüğümüz bir şey. Çok ciddi tükenmişlik semptomları var. İş dünyasından çalıştığım yerler de var. Tükenmişlik semptomlarının fark edilmediğini çok görüyorum ve bunun bence en temel sebebi işte o eğrinin diğer tarafı. Yani kaygı çok yüksek veya stres çok yüksek. Kişi hala performans göstermeye çalışıyor, bir yere kadar devam ediyor ama bir yerden sonra o stres artık tükenmişliğe götürüyor. Evet. Ve hani burnout diye de geçen, yanmaya başlıyor aslında kişi psikolojik olarak. Ama fark etmiyor. Bir taraftan da bence bunun bir sebebi de şu, o kadar normalleştirilmiş ki bu durum. Yani herkes çünkü bitkin, herkes yorgun, kimsenin artık daha fazla çabalayası kalmamış ortamlar ve kurumlar çok fazla. Dolayısıyla o tür ortamlarda artık bu normalleştirildiği için kişi de kendisinde bir normal dışı durum oluştuğunu fark edemeyebiliyor. Kesinlikle. Zaten bu durumlarda yani bir nefes almak, tam da senin alanın, bir nefes almak çok faydalı. Yani olayın dışına çıkıp bir bakmak, bir dakika hani ne oluyor, bir bunu değerlendirelim. Ben birazdan da gireriz oralara. Ben bir işi yaparken sürekli kalbim çok hızlı çarpmıyordu. Aa, ne oldu ya? Benim kalbim çok sert çarpmaya başladı. Çok mu kahve içiyorum acaba dediğinde aslında başka bir sebebi olabilir orada. Yani bu İş yerinde de çok olur, ilişkilerde de çok olur. Mesela belli alana girilir, kişinin gözü seyirmeye başlar. Sonra der ki, ya of benim de gözümde bir seyirme var, bir doktora mı gözüksem? Tabii gözükülebilir. Ama eğer aynı yerde, aynı uyaranlarla beden aynı tepkiyi veriyorsa,
Orada bir şey var. Mesela bir sunuma girerken oluyorsa bu nörolojik değil, daha psikolojik bir şey vardır kesinlikle, orada. Kesinlikle. O yüzden aslında insanın kendini izlemesi, gözlemlemesi, arada bir dönüp aynaya bakması bu yüzden önemli. Yani tabii, kendi çünkü hayatında olan değişiklikleri gözlemleyebilecek ilk kişi kendisi. Tabii, kesinlikle. kaygıyla ilgili onun dışında yani çok çok majör bir konu bence, çok büyük bir konu. Atladığımız bir şey var mı diye de düşünüyorum. Var mı? Yani muhakkak atladığımız kısımları tabii vardır çok, ama çok giriş niteliğinde. Tabii. Belki bu olabilir. Bu arada ben senin mailini aşağıya da bırakacağım. Eğer sorularınız varsa Özgür'e doğrudan da ulaşabilirsiniz. Kaygıyla ilgili şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bence en çok karıştırılan şey kaygı ve korku. Bunlar aynı şey değil. Yani bana kalırsa kaygı konusunda ya da korku konusunda bilinçlenmek kaygıyı çok kontrollü bir hale getirebiliyor. Nedir? Inside Out Ters Yüz diye bir animasyon var. Yani bunu derslerde ya da işte böyle seanslarda ne kadar çok bahsettiğimi gerçekten inanamayabilirsin. İzledin mi? Evet. Şimdi dünyanın en güzel filmi ya da harika bir film ya da yani öyle bir şeyim yok, savunduğum bir görüşüm güzel yok. Güzel de film ama. Güzel önemli film, olan evet, duyguları gerçekten çok iyi tanımlıyor tabii olması galiba. Evet, yani orada mesela 5 tane duygudan bahsediyor. Biz araştırdığımızda tabii yani bunu böyle illa 4 tane, 5 tane, 6 tane demek zorunda değiliz. Ama kök duygu, çekirdek duygu diye işte araştırmalarla beraber en azından şu anki 2020 yılındaki bilgilerimizle 6 tane çekirdek duygumuz olduğunu söylüyor. Orada 5 tane var. Ve bu aslında bizim doğamızda var. Yani yine doğaya döneceğiz, yine hayvanlara döneceğiz. Hepsinde var bu duygular ve aslında hepsinin çok önemli işlevi var. Animasyonda, filmde bunu anlatıyor aslında. Her bir duygunun çalışması lazım, akışta olması lazım, evet, ki mekanizmamız güzel çalışsın. Korku bunlardan biri. Hızlıca sayayım da bir de o da eksik kalmasın benim. Ben müştök diye kodluyorum. Aklımda kalsın diye hiçbir anlamı yok. Sadece baş harfleri. Müştök. 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 Şeyden beri, liseden beri bir şeyler ezberleyeceğim zaman baş harflerden ya hikayeyi yazıyorum ya kısaltma yapıyorum. Kısaltma bazen fonetik olarak kulağıma hoş geliyor. Müştök gibi. Kimi zaman işte kelime başka bir anlam ifade ediyor falan. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, tiksinti, bu ikisi genelde şaşırılıyor. Duygu mu onlar diye. Öfke, korku. Şunun için özellikle bahsediyorum. Korku çok çekirdek bir duygu. Korkmamız lazım. Yani işte o geyiğe dönecek olursak, o geyiğin orada korkması lazım. Korkmazsa tepki veremez. Ama sürekli korkarsa da o da başka bozukluk yaratır. Benzer uyaranlara, benzer ortama gitmeden önce de kaygı yaşaması lazım ki daha hazır bir şekilde ilerlesin. Yani şu demek, korku aslında bir duygu ve duygular her zaman, her zaman anda yaşanıyor. Şimdi ve burada yaşanıyor. Kaygıysa işte buradan Fritz Perls'e de selam olsun, Gestalt terapinin kurucusu. kaygı da onun tanımıyla kişinin geçmişle gelecek arasında sıkışması, bilişsel olarak sıkışması. Yani aslında bilişsel, zihinsel bir süreç. O yüzden biz zihni bedenle aynı yere getirebilirsek kaygı kalmıyor ya da kontrollü bir düzeye iniyor. Bence bunu fark etmek çok önemli çünkü kaygıyı zihinsel yaşıyoruz ve biz bunu zihinde çözmeye çalıştıkça kaygı çok çok fena bir kısır döngüye giriyor. Ve spiral şeklinde böyle sürekli büyüyor. Evet, sonra kaygılı olmak da ayrıca bir kaygı yaratıyor insanda. Tabii, kesinlikle. Oradan sonra devam ederek de kaygı bozukluğuna kadar ya da benzer şeylere kadar gidebiliyor. Aslında bir hani şuraya getirsek bulunduğumuz yere. Çok daha kontrollü hale gelecek. O yüzden az önce dediğin şeye yani yine gelmiş oluruz. En basit çözüm belki de durup nefeslenmek. Çünkü zihni bedenin olduğu yere getirmenin en kolay yolu bedenin kendi içinde yaşadığı bir etkileşim olan nefes almak, vermek. Kesinlikle. Oraya da küçücük bir şey, hani sen varken bunu söylemek de garip geliyor ama küçücük de bir şey gireyim. Şimdi ben beden zihin bütünlüğü çok çalışıyorum. Yani üniversiteden beri, tezimden de beri iyice yani öncesinde de vardı. Tezle iyice yükseldi ve bunun devamında da zaman zaman işte doğaya dönerek, zaman zaman farklı metodolojilerle beden zihin bütünlüğü çok özellikle ilgilendiğim bir alan. Hani ne durup bir nefes alalım dediğimiz şey aslında sadece bir söz değil. Nedir? Biz kaygılandığımız zaman yine doğadan demin verdiğim örnekle aynı mantığa gideceğiz. Bu hayvanın, bu insanın kaslarının gerilmesi lazım ki tepki versin. Fazla kaygılanınca, fazla streslenince çok geriliyor. Ve arasına yeterince oksijen giremiyor.
fizyolojik olarak. Ve biz bilerek durup bir nefes aldığımızda kaslarımızın arasında istemeden de olsa oksijen gidiyor. O gerginlik aynı gerginlik olmamaya başlıyor. Yani bunun bir aslında anatomik ya da fizyolojik bir açıklaması da var. Sadece bir durup da nefes alalım da değil. Evet, yani sadece bir düşünme süresi olarak değil, tamamen bedenin de ihtiyacı olan bir şey bu. Kesinlikle.